Önceki videolarımda ve shorts videolarımda Galatasaray'ın FIFA ekibine niye eklenmediğini anlatmıştım. Bildiğiniz gibi eski videolarımı izlediyseniz FIFA ekibine Türkiye Ligi ekleniyor. Yani bütün Türk takımları lisanslı olarak oyunda. O dönemde şöyle bir şey var. EA o zaman takımlardan tek tek lisans alıyor. Şu anda TFF veriyor lisansları toplu olarak EA Sport'a. Belirli bir miktarda ödeme yapılıyor. Tabii Fenerbahçe farklıdır, Beşiktaş farklıdır, Anadolu takımları da farklıdır. Galatasaray'a geldiklerinde Galatasaray işte o dönemin büyük kulüpleri olan ne bileyim işte Arsenal, Barcelona, Milan gibi kulüplere verilen ücreti istiyor. Yani onlarla kendini eşit görüyor. Hani ben de büyük bir takımım, bana işte Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye verdiğin parayı değil Avrupa kulüplerine verdiğin parayı vereceksin diyor. Ben lisansımı öyle veririm diyor. Fakat EA bunu kabul etmiyor ve öyle bir olay oluyor ki normalde hani PES yapıyor ya, Galatasaray yerine işte Bizantinopul yapmış mesela ilk oyunlarını, PES 2'de, PES 3'te falan. EA Sport bunu yapmıyor. Hiçbir şekilde Galatasaray'ı oyuna eklemiyor. Onun yerine 2. Lig'den Sakaryaspor'la anlaşıyor ve oyuna Galatasaray'ı hiçbir şekilde eklemiyor. Tabii oyunda şöyle bir şey de var. Türkiye milli takımı da yok oyunda. Çünkü o tarihe baktığınız zaman Türkiye milli takımında çoğu futbolcu Galatasaray'dan. İlk 11'de hani 7-8 tane Galatasaraylı var o zaman. Doğal olarak onların da lisansını alamayacağı için. Ama şöyle bir şey var, hani yazılanlara göre milli takımlar FIFA lisansı olduğu için ücret ödemeden oyuna eklendiği yazıyordu birkaç yerde. Fakat ya Galatasaray'daki futbolcuları eklemek için yine lisans ödeyecekti ya da hiçbir şekilde Galatasaraylı birinin olmasını istemedi EA. O konuda tam emin değilim. Hani Türkiye milli takımı niye eklenmemiş diye. Şöyle ilginç bir şey de var. Bunu o zamanlar da fark etmiştim ben. FIFA 2000'i çıktığında çok oynamıştım ben. Galatasaray olmamasına çok şaşırmıştım. İşte Galatasaray yerine kendimiz Sakaryaspor'u Galatasaray yapıyorduk. Gerçi o zaman Sakaryaspor hangi ligdeydi belki bilmiyorduk bile. Hani 9-10 yaşlarındaydım. İşte yapabildiğim kadar Galatasaray formasını yapıyordum. Fakat şöyle bir şey vardı. Bu artık denk gelmiş olabilir. Mesela herhangi bir takımın adını Galatasaray yapamıyoruz. Hani Galatasaray oluyor ya da G.Saray, Galatasaray falan yapabiliyoruz. Hani tam Galatasaray yapamıyoruz. Hani bunu da EA insanlar kendisi eklemesin diye yapmış olabilirim yani, bilmiyorum. Bu belki de bir tesadüftür. Evet, sonraki yıllara geldiğimizde Galatasaray tabii UEFA Kupası'ndaki, sonra UEFA Süper Kupası'ndaki başarılarından dolayı EA artık diyor ki ben bu Galatasaray'ı oyuna eklemem gerekiyor. Hem de öyle bir ekliyor ki oyunun Türkiye baskılarında Galatasaray formasıyla Hagi'nin fotoğrafı yer alıyor kapakta. Hani bu ilk ve tek bir Türk takımı FIFA'nın kapağında yer alıyor. Hani Türk takımı derken Türk kulüplerinden bahsediyorum. Hani ona bak, Arda Turan da 2015 ve 2016'da kapakta eklendi bildiğiniz üzere. Hatta ilk ve tek eklenen Türk futbolcusu Arda Turan zaten. Ama kulüp olarak baktığımız zaman Galatasaray ilk ve tek eklenen Türk takımı, Türk kulübü diyelim biz daha doğrusu. Şimdi bu Galatasaray'ın kapakta olmasını çoğu insan böyle Mandela etkisi mi diyelim bunu artık, ya da korsanının muhtemelen daha fazla basılmasından dolayı. Çünkü ben de hatırlıyorum, korsan CD'cilerde Hagi kapaklı oyun doluydu. Hani ben de belirli bir zamana kadar nasıl diyeyim size, korsan baskılarda ve Romanya baskılarında böyle olduğunu düşünüyordum. Ta ki orijinal FIFA 2001'i görene kadar. Evet, orijinal FIFA 2001 demişken hemen gördüğünüz gibi FIFA 2001 elimizde. Evet, bu oyun 23-24 yıllık oyun var şu an elimde. Gördüğünüz gibi Hagi kapağı. Bu yamuk, arkasını yamuk takmışız. English versiyonmuş. The Bats. Şöyle açtığımız zaman görüyorsunuz CD baskısında Hagi. Evet, gördüğünüz gibi orijinal FIFA 2001 şu anda elimizde. Arkadaşlar bu orijinal değil. Gördüğünüz gibi kopya sürüm. Dediğim gibi tamamen Mandela etkisi. Görüyorsunuz Hagi kapakta var ama korsan bir şekilde var. Gerçek bir şekilde Hagi kapakta yok. Ama şöyle bir şey var. Bu elimdeki korsan sürüm olabilir. Ama peki orijinali nasıl gözüküyor bunun? Video sonlarına doğru FIFA 2001'in orijinal halini göstereceğim size. Bu korsan sürümü
ama orijinali videonun sonlarına sakladım. Çünkü daha fazla detaya ihtiyacımız var. Şimdi oyun çıktığı zaman bazı dergilerde ve gazetelerde yer alan haberleri, yazıları size göstermek istiyorum hemen. Öncelikle FIFA 2001 Galatasaray veya Hacı yazdığımız zaman ilk olarak Hürriyet'in internet sitesindeki haberle karşılaşıyoruz. 10 Kasım 2000 tarihinde yazıldığı gözüküyor. Hemen okuyalım burada. FIFA 2001 ve Galatasaray nasıl anlatılmış? Dünyanın en çok satılan bilgisayar oyununun yeni versiyonunda Cimbom ve Hacı de yer alacak. Evet, buradan anlıyoruz ki Hacı kapakta olduğu hala söyleniyor. Acaba Hürriyet'le mi korsan aldı acaba? Galatasaray Kulübü yıllık cirosu 7,5 milyon dolara bulan dünyanın en büyük oyun geliştirme ve dağıtım firması Electronic Arts'ın dünya çapında en çok satılan bilgisayar oyunu FIFA'nın yeni versiyonuna alındı. Electronic Arts ile Sarı Kırmızı Kulüp arasında yapılan anlaşma gereğince Galatasaray futbol takımı ve Hacı'nın fotoğrafları FIFA 2001'in PC ve PlayStation oyun kapaklarında kullanılacak. Daha önce David Beckham, Fabian Barthez, Dennis Bergkamp gibi yıldız futbolcular ve dünyanın ünlü kulüpleriyle anlaşma yapan EA ilk kez Türkiye'den bir kulüp ve oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu. Evet, gördüğünüz gibi burada da Hacı'nın yer alacağı söylenmiş kapakta. Hürriyet'ten okuyacağımız bu kadar. Fakat en ilginç olanı Star gazetesinin bunu ana gazete manşeti olarak yayınlamaları. Evet, gördüğünüz gibi bu nasıl forma? Üstteki haberde Buffalo yemişiz. Yani eskiden Buffalo yiyormuşuz. Yani normal et yerine şimdi onu da yiyemiyoruz. Yani ne yediğimiz belli değil. Neyse, fazla şeye girmeden biz asıl konumuza dönelim. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmış olalım buradan. Evet, konumuza gelirsek Star gazetesi kocaman bir şekilde ana sayfa mı denir tam emin değilim. Bu nasıl forma diye bir başlık atmış. Dünyanın en çok satan bilgisayar oyunu FIFA 2001'de Türkiye milli takımı haçlı forma ile oynuyor. Evet, burada çok gözükmüyor ama şöyle gazetenin bir alt kısmını buldum. Burada da çok belli değil. Bu haber televizyonda yok, sadece Star'da. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın haçlı forması var. Ben de oyundan görüntüler koyarım zaten. Daha çok görmüş oluruz. Gazeteyi buradan okuyamıyoruz ama ben web arşive girdiğim zaman Star gazetesinin web sitesinde o dönemde yazılan yazıya ulaştım. Volkan Demir diye biri yazmış yazıyı. Arattığım zaman böyle spor yorumcusu gibi biri çıkıyor. Hatta ona mesaj attım. Bu yazıyı siz mi yazdınız falan diye. Bir dönüş olmadı. Dönüş olsaydı ona da sormuş olurdum. Hani muhtemelen aynı kişi, çünkü o da sporla ilgilenen biri. Evet, yazının aynısı, birebir aynısı bu sitede var. Web arşivden girdiğim zaman rahatlıkla bu yazıya ulaştım. Bu arkadaş değil de abidir muhtemelen. Şu anda hani o gördüğüm kişi ise. Bu kişiye ben de katılıyorum bazı konularda. Hemen okuyalım. Çok iyi bilgiler veriyor buradan bize oyunla ilgili. Dünyanın en çok satan bilgisayar oyunu FIFA 2001'de Türkiye'nin milli takımı haçlı forma ile oynuyor. FIFA 2001 bilgisayar ekranında futbol oynanmasını sağlayan, dünyada ve Türkiye'de en çok satan, her yıl daha da gelişmiş versiyonu çıkıyor. EA isimli bir Amerikan firması tarafından üretiliyor. Yazılımı Kanada'da yapılıyor. Türkiye'deki dağıtımını ise Aral Elektronik firması yapıyor. Oyunda 50 ülkenin milli takımı bulunuyor. Ayrıca bu 50 ülkenin en ünlü kulüpleri de gerçek kadrolarıyla oyunda yer alıyor. Üretici EA firması ismini kullandığı için FIFA'ya her satılan CD'den komisyon ödüyor. Böyle bir şey var mı acaba? Ayrıca oyunda yer alan kulüp takımlarına da FIFA gibi her satılan CD'den pay veriyor. Ya her satıdan CD'den, o zamanlar acaba öyle miydi? Tam bilmiyorum, hani bu kişi bana cevap verseydi hani bu bilgileri falan nereden ulaştığını soracaktım. Milli takımlar ise FIFA ile yapılan anlaşma gereği para alamıyor. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan Türk milli takımının forması. Formamızda haç işareti var. Bu işaretin yanlışlıkla yapılmış olma ihtimali çok zayıf. Çünkü Türkiye dışında 49 ülkenin formaları orijinaliyle birebir aynı. Hatta futbolcuların saç rengi, göz şekli, sırt numarası, mimikleri bile gerçekle birebir. O zaman oynarken ben de hatırlıyorum, cidden bunun üzerine çıkamaz diyorduk. Hani çok gerçekçi geliyordu bize de. Oyunda gerçeğe uymayan tek unsur Türk milli takımının forması. Oyunun eski versiyonlarında Türk milli takımının formasının orijinal şekliyle aynı. Bugün piyasaya çıkacak olan 2001 versiyonunda ise haçlı. Bu arada FIFA o zaman anladığımız kadarıyla 10 Kasım'da çıkış yapmış Türkiye'de. Normalde hemen bakalım, Ekim'di galiba.
FIFA 2001 ne zaman çıktı desek. Evet, 30 Ekim 2000'de çıkış yapmış. İyi yani, o zaman da çok fazla bir arası yokmuş demek. 10 gün içinde oyunlar bize geliyormuş. Ki buna muhtemelen Galatasaray eklenmesinin de bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Galatasaray eklendiği için de böyle biraz gecikmede olmuş olabilir. O zamanlar nasıl geliyordu ben de hatırlamıyorum ama muhtemelen şöyle bir şey olmuştur. 30 Ekim'de çıkıyorsa dünyada, hani 1 Kasım'da falan muhtemelen korsana falan düşüyordur ülkemizde de. Arada 9-10 gün, 9 günlük bir süre var. Şimdi insanlar da orijinal almak yerine bu 9 günlük arada muhtemelen korsan aldı bu oyunu. Evet, burada arkadaş biraz daha serzenişte bulunmuş. Üretici Amerikan firması fark etmiyor demiş. İşte yazılımcı Kanada niye fark etmedi? Oyunun ortağı olan bu FIFA hassas hataya nasıl göz yummuş? Neden 50 ülke arasında? Evet, bakın burada gerçekten iyi bir noktaya değiniyor. Neden 50 ülke arasında sadece Türkiye'nin forması farklı? Neden Hristiyan ülkelerin formalarında bile olmayan haç Türkiye'nin formasında var? Neden? Üste yazılanlarda çok emin olamasam da son yazdığı gerçekten katılıyorum ben de. Bakın ben bir çok dindar, işte haç olsun, işte ay olsun, bilmem ne olsun bir insan değilim ama ciddi anlamda burada bilerek yapılmış bir şey var gibi. Mesela İsveç'in, İsviçre'nin formasına bakıyorsunuz. Hani onların bayraklarında haç var ama bizim haçla ne alakamız var? Hani mesela ne alaka? Hani diyeceksiniz ya orada haç mı, işte kapı penceresi şey pencereye benziyor falan. Ya tamam, hani onlara koy. Hani o takımlarda yok. Bayrağında haç olan takımlarda yok. Ya bizde yapılması garip cidden. Hani tamam, bunu yapıyorsan niye Galatasaray'la böyle özel bir anlaşma yapıyorsun? Oyuna Türkiye'ye özel bir kapakla çıkış yaptırıyorsun. Hani garip bu cidden. Şu an oyun görüntülerini koyacağım buraya da. Bak, bütün milli takımları göstereceğim size, sadece Türkiye'de bu şekilde. Hani bu bilerek yapılmış bir bu hata falan değil. Bu kasıtlı yapılmış cidden. Çünkü Galatasaray'da hiç özenilmemiş yani. Hani sen kapağı taşıyacak kadar, anlaşma yapacak kadar ve sadece Galatasaray'ı ekleyecek kadar büyük görüyorsun o takımı. Oyunun dışından baktığında özeniyorsun ama içine girdiğin zaman yani çok saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Evet, bu Star gazetesinde okuduk. Şimdi dergilerde nasıl yer almış? Şöyle 2000 Aralık yılında Level dergisinde bir yazı var. Bunu Sinan Akkol yazmış. Sinan abi, kendisi biliyorsunuz Disket Kutusu kanalının sahibi. Tanıyanlar biliyordur zaten. Hani anlatmama gerek yok. Yani yıllardır bu işi yapan biri. Kendisi bir yazı yazmış o zaman Aralık ayında FIFA 2001 ile ilgili. Kendisi bile hatırlamıyordur muhtemelen. Okuduğumuz zaman askerden geldiği anlaşılıyor. Yani 2001 yılında askerden döndüğünde, 2000 yılında daha doğrusu, Sinan abinin askerden gelir gelmez bu yazıyı yazdığını görüyoruz. Bu da ekstra bir not olarak söyleyeyim. Galatasaray hiçbir şekilde dostluk maçı hariç seçemiyorsunuz Galatasaray'ı. Hani düşünün, öyle anlaşmalar yapılıyor, bilmem ne oluyor ama sadece dostluk maçında oynayabilirsiniz. Hani Avrupa kupalarında falan oynayamıyorsunuz seçip. Sadece rakip olarak karşılaşıyorsunuz. Sinan abi de burada hani Türkiye'den bahsetmiş. Galatasaray'da bir sorun görmemiş herhalde. Türkiye'de özenilmemiş falan denmiş ama haçla ilgili bir şey yazmamış. İşte sadece çok özenilmediğini, takım isimlerini söylemediğini falan anlatmış. Genel olarak oyunun oynanışıyla ilgili falan anlatmış burada. İşte grafikleri, gerçekçiliği. Çünkü FIFA 2000'den sonra 2001 yeni jenerasyona geçiş yapılıyor. Gerçek anlamda hani önceki oyunlar böyle PlayStation 1 dönemiyken PlayStation 2'ye geçiliyor FIFA 2001 ile. Evet, Sinan abi de bu telif meselesine burada değinmiş. Daha önce Galatasaray ile eSport arasında problem yaratan bir telif meselesi vardı. Galatasaray oyunun takım listesine girmek için bayağı yüklü miktarda telif ücreti istemişti. eSport da haklı olarak hadi canım hadi yavrum biz seni ararız diyerek amcalara kapıyı göstermişti. Evet, Galatasaray'ın eklendiğini söylemiş. Türkiye Ligi çıkartıldığını söylemiş. Galatasaray da tek başına hani Galatasaray'ın sadece dostluk maçında oynandığını söylemiş. Ama şeyden bahsetmemiş. Hacı'nın Galatasaray kapağı olduğundan bahsetmemiş. Haberi yoktu desem zannetmiyorum hani olmayacağını. Yani haberi mi yoktu ya da farklı bir şey mi vardı bilmiyorum. Ya da
herkese söylenmedi desem, Level dergisi yani sonuçta benim her ay aldığım en popüler olan oyun dergisiydi o zaman. Hani Sinan abi bu videoyu görürse burada yazabilirse kendisi çok iyi olur ama göreceğini zannetmiyorum. Hani niye mesela Hacı'nın kapak olduğundan bahsetmemiş? Evet, şimdi Hürriyet hariç Hacı'nın kapak olduğundan bahseden kimse yok. Hani ben de dedim acaba yani aynı şekilde niye kimse bahsetmemiş? Hani böyle bir şey yok mu, uydurma mı diye böyle daha detaylı yine araştırmalara girdim. Web arşive girdim yine. Play dergisi diye bir dergi var. Level dergisinin ücretsiz ekiymiş. Sadece PlayStation 1 oyunlarıyla ilgili hazırlanan bir dergi. Burada da FIFA 2001'in PlayStation 1 versiyonu incelenmiş. PlayStation 1 versiyonu PlayStation 2 ve bilgisayar versiyonlarından daha kötü. Evet, burada baktığımız zaman burada değinilmiş Galatasaray. O şaheser PC versiyonu uzaktan yakından alakası yok. Benzemiyor bile. Ama şöyle bir şey var. Hani PlayStation 1'in zaten yapabileceği maksimum şekilde yapılmış oyuna. Yazıyı yazarken hani ne beklemişler onu ben tam anlayamadım. Hani PlayStation 1, yani bir futbol oyunundan ne yapabilirsin hani PlayStation 1'de? Yani uzaktan yakından alakası olmayacak zaten PC versiyonuyla. Evet, şuraya bakalım, burada yazılmış. Gelelim kapağa. Hacı'nın resmini basıp da oyunda Türkiye'yi arka plana atmalarına. FIFA 99'da Fenerbahçe, FIFA 2000'de Galatasaray yoktu. Bu sefer sadece Galatasaray var, diğer takımlar yok. Üstelik Galatasaray'da Others bölümünde tek takım. İşin daha da acıklı tarafı ise son UEFA şampiyonu olan Galatasaray'ı seçen UEFA kupasına katılamıyorsunuz. Yassa hemşerim, ne anladım şimdi kapaktaki Hacı resminden? Evet, burada doğru noktaya değiniyor. Sen kapağa Hacı'yı koyuyorsun ama Galatasaray'a özenmiyorsun. Hiçbir şekilde oyunda dostluk maçı hariç oynayamıyorsun. Hani burada nasıl diyeyim, ikiyüzlülük mü diyeyim, bir tezatlık var yani, cidden garip. Evet, buradan da kapakla ilgili bilgi alıyoruz. Derken böyle dedim, hani kapağında konulduğu hiç dergiler, işte Metin Oktay tesislerinde basın toplantısı yapılmış, tanıtım yapılmış, hani hiç mi dergilerden kimse davet edilmemiş, gitmemiş ya da dergiler hiçbir şekilde görmemiş mi etmemiş mi derken, en son bulamayacağım herhalde derken Game Pro diye bir dergi buldum. Dergiyi ben bilmiyorum, küçükken çok dergiler vardı, hani Level biliyordum, Level Underground çıkıyordu CD'lerin içinden, çok güzeldi o bölüm. Sonra PCNet vardı, Chip'in dergileri vardı falan. Bu dergiyi ben duymadım daha önce ama internette bulabileceğimiz en iyi bilgiyi alabileceğimiz dergi şu anda bu. FIFA 2001'i görür görmez hemen içine girdim. Yine FIFA 2001 incelemesi yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi 11 Kasım 2001 akşam 2000 olacaktı. Yanlış yazmışlar. Burada ne? Büyük beklentilerin sonunda gürültülü ve debdebe ile piyasaya sürülen FIFA klasiğinin 2001 modeline bir de bizim gözümüzle bakın. Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısından PlayStation 2 versiyonunun göz kamaştırıcı grafiklerine kadar her şeyi bu yazı da bulacaksınız. Yani Metin Oktay tesislerinde ne olmuş mesela? EA'den mi yetkililer gelmiş? Kim ne yapmış? Hani bununla ilgili bir görsel falan bulamayacak mıyız? 11 Kasım 2000 akşamüstü Metin Oktay tesisleri Florya, beklediğimiz Hacı'nın büyük alkışlar arasında salona girip oyunun tanıtımını gerçekleştirmesi olan Hacı'siz bir basın toplantısı ve neden soruları ile dolan kafalar. Evet, Hacı kapakta yer almış ama basın toplantısına katılmamış. Galatasaraylı diğer futbolcular katılmış. Aral İthalat yetkilileri oyunun tanıtım kokteylini gerçekleştirdiler. Evet, gördüğünüz gibi EA'den kimse katılmamış gibi gözüküyor. Aral İthalat yetkilileri katılmış. Oyunu test ettiklerini söylüyorlar. İşte yine Galatasaray'da sadece Ümit Davala'nın adını söylediğini. Evet, aynı spiker sadece Ümit Davala'nın adını söylüyor. Şimdi bunları araştırdım ama bu Metin Oktay tesislerinde işte basın toplantısı yapılmış. Hiç mi bir görsel yok, görüntü yok? Hala dergilerde bakın Hacı'nın kapakta olduğuna dair bir görsel yok, bir şey yok derken yine ümidimi kesmişken aynı derginin içinde şöyle bir şey kaçırdığımı fark ettim. Aynı derginin 10. sayfasında gerçekten detaylı, çok güzel şeyler yazan bir sayfa görüyoruz. FIFA 2001 ve Galatasaray. Aral İthalat Genel Müdürü Ömer Faruk Demir ve Galatasaraylı futbolcular. Ergün, Kerem İnan, Bülent Korkmaz, tanımıyorum. Aral İthalat Genel Müdürüymüş. Ümit Davala, Tafarel, Vedat İnci Efe'ye benziyor. Emin değilim ama odur ya.
Tafarel FIFA 2001'i oldukça sevmiş görünüyor. Yani keşke daha detaylı böyle fotoğraf çekselermiş. Hani nerede? PlayStation'da oynuyorlar muhtemelen. PlayStation 2'de. 2001'in Türkiye tanıtımı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Florya Metin Oktay tesislerinde yapıldı. Electronic Arts Türkiye distribütörü Aral İthalat tarafından düzenlenen organizasyona şirket yetkilileri ve basın mensupları yanı sıra başta Tafarel, Bülent ve Ergün olmak üzere bazı Galatasaraylı futbolcu ve yöneticiler katıldı. EA ve Aral İthalat FIFA 2001 için geçtiğimiz yılın UEFA Kupası Süper Kupa şampiyonu Galatasaray ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Buna göre FIFA 2001 oyununda Galatasaray takımının resmi olarak bulunmasının yanı sıra şüphesiz takımın yıldızı olan Hagi'nin resmi de oyunun ambalajında yer alıyor. Evet, burada yine FIFA 2001'deki Galatasaray'ın ücret talep etmesinden konuşulmuş. Aynı dediğimiz şekilde UEFA Kupası'nı falan kazandığı için ekleme mecburiyetinde bulunmuş. Şöyle bir burada bu önemli açıklama var. Aral İthalat Genel Müdürü Ömer Faruk Demir yaptığı açıklamada Galatasaray ile yapılan anlaşmanın Türkiye Ligi'ndeki diğer takımların da oyuna eklenmesi yolunda önemli bir adım olduğunu ve FIFA 2002'de bu hedefin gerçekleştirmesi için çalıştıklarını belirterek bunun da yaklaşık 400 bin adet talebi olduğu tahmin edilen oyunun ne kadarının orijinal olarak satılacağına bağlı olduğunu söyledi. Yani buradan anlıyoruz ki 400 bin adet kopya üretilmiş, Türkiye Ligi'nin eklenmesi için de bu 400 bin adetin satılması beklenmiş. Ama zannediyorum ki az önce söylediğim olaydan dolayı hani oyunun Ekim'de Kasım'ın başlarında korsana düşüp korsan olarak dağıtılması 10 Kasım 11'de de resmi olarak çıkış yapmış ülkede ama o 10 günlük sürede alan zaten almıştır, oynayan zaten oynamıştır ki Galatasaray özenirse belki hani oradan gidip orijinal alacak olan insanlar olmuştur. Hatta Galatasaray hariç diğer takımı tutan arkadaşlar ben gidip niye orijinal alacağım falan diye düşünmüştür. Muhtemelen bu 400 bin adet satışı geçemedi. FIFA 2002'de de Türkiye Ligi eklenmedi bundan dolayı. Sadece Galatasaray vardı yine. Evet, aşağıya geldiğimiz zaman sonunda Hagi kapaklı FIFA 2001'i görüyoruz. Hem de pasta olarak. Aşağılara geldiğimizde yine önemli şeyler görüyoruz. FIFA 2001'de Galatasaray dışında Aral İthalat'ın toplam 4 yerel sponsoru bulunuyor. Evet, şöyle bir şey var. Türkiye ve Galatasaray'la maç yaptığınız zaman stadyumda Ülker, Power FM, Star Digital ve Doğan grubundan DNR'ın falan reklam panolarını göreceğiz. Bunların eklenmesinin nedeni de Aral İthalat'a sponsor olmalarından dolayıymış. Ben de artık elimdeki orijinal FIFA 2001'i sizlere göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi orijinal Hagi kapaklı FIFA 2001 elimde. Evet, arkadaki yazılar Türkçe. Sağdaki yaşamı tecrübe edin. İçini açtığım zaman yine Hagi'li broşür bizi karşılıyor. Kullanma kılavuzu broşür. Kutuyu şöyle açıyoruz. Burada kullanma kılavuzu var. Burada da oyunun içi nasıl oynanacağına dair gördüğünüz gibi en ince detayına kadar Türkçe'ye çevirip yazılmış. Gördüğünüz gibi hala buna korsan diyecek arkadaşlar var mı? Korsan olan versiyonu da göstereyim hemen size, yan yana koyalım. Sırf bu videoyu çekmek için bu korsan versiyonu arıyordum aylardır. Sonunda korsan versiyonunu da buldum. Şöyle yan yana baktığınız zaman görüyorsunuz. Şöyle yan yana koyalım. Korsan olan muhtemelen 50 kuruş 1 lira civarıydı. Bu orijinal olan da tahminimce hani 6-7 lira varmıştır herhalde. Ama dediğim gibi korsanın daha önceden çıkmasından dolayı insanlar orijinal bence fazla almadı. O 400 bin satış sözü verilmiş. Bence onun yarısı bile satılmamıştır. Gel gelelim asıl meseleye. Şöyle bir şey var. Bu bence tamamen son anda yapılmış bir şey. Çoğu ülkede bu şekilde kapak basılıyor. En son da herhalde Türkiye'de de vardı deyip kim vardı orada? İşte bizim Galatasaray vardı. Galatasaray işte UEFA kupasını aldı. Kim ünlü orada? İşte Hagi. Hagi'yi hemen kapağa basalım hadi hop yolla. Böyle 2-3 günde yapılmış bir şey gibi. Hani Galatasaray'da sallama bir şekilde eklemişler oyuna. Ya sen kapağı basıyorsun, Hagi forması bu şekilde ama oyuna giriyorsun düz sapsarı bir forma var. Oyuncular zaten hiç sallanmamış. Galatasaray en güçsüz takımlar arasında. Tek güçlü olan kişi Hagi oyunda. Bunun dışında kimse sallanmamış. Çok uğraşılmış böyle güzel satış yaparız, Hagi reklamı olur falan diye ama bence bu korsan muhabbetinden dolayı çok da
önemsenmedi oyun. FIFA 2001'de de işte ne Türkiye'den bir takım kapağı eklendi ne de Türkiye Ligi eklendi. Sadece Galatasaray vardı yine oyunda. Şöyle ufak bir not geçelim. FIFA 2001'de ve 2002'de Beşiktaş'ta yer alıyor ama İstanbul adıyla sahte takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde falan karşılaşabiliyorsunuz onunla. Yani resmi olarak tek eklenen takım Galatasaray FIFA 2001'de ve 2002'de Türkiye'yi saymazsak. Bu oyun orijinal değil diyen arkadaşlar umarım FIFA 2001'de Hagi'nin olduğunu sonunda kabul etmişlerdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Abone ol, şimdi göster kendini, takip et kompüter delisini. Abone ol, gel sen de maça, kaleleri yıkalım senin gücünle. Beğen, paylaş, defa ve peste, her maçta gole coşuyoruz.